Gülşen Bey, kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Buyurun. Size sürenizi vereceğim ama Sayın İmamoğlu Ümraniye'de konuşuyor. Bir dönelim, evet. Biraz dinleyelim, ondan sonra buradayız. Devletin verdiği misyona 9 bin lira biz vereceğiz. Bakın bütün bu destekler emekli bir büyüğümüz, bir emekli maaşıyla geçiren bir hane ise o eve 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Asgari ücretle geçinen bir hane ise o evi yıllık 10 bin lira ulaşım desteğiyle destekleyeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, 100 bin çocuğa burs veriyoruz. İkinci 100 bin çocuğa da İstanbul ücretsiz ulaşım kartı hediye edeceğiz. Bakın, bütün bu söylediklerim hangi prensiple biliyor musunuz? Az önce dedim ya, mülk sahibi, bu cennet vatanın sahibi milletimiz. Peki milletimiz kim? Eşit, hür, hangi inançtan, hangi etnik kökenden olduğuna bakmayız. Bizim canımız, ciğerimiz, vatandaşımız tam 86 milyon kişi, tam 16 milyon İstanbullu. Dolayısıyla kime oy vermiş, kime oy vermemiş, hiçbir önemi yok benim güzel insanlarım, benim güzel hemşehrilerim. Bizim tek derdimiz var. Bir an önce bu yoksulluk bu ülkenin üzerinden dağılsın gitsin. Bir an önce biz bu toplumun zenginliğini konuşalım, zenginliğini. Fakirliğini, yoksulluğunu değil. Parasını kul edenleri günü geldiğinde milletimiz değerlendirecek. Ama önümüzde 31 Mart var. İstanbul'a 5 yıl çok nitelikli bir dönemi, yakışan bir dönemi ortaya koyan ekibe liderlik yaptım. Sevgili hemşehrilerim, şimdi 31 Mart'a kadar birileri Ankara'dan toplanmış gelmiş. Tam 17 kişi. Yok yuvalamayın. Bak yok. Ramazan ayı yuvalamak yok. Başka bir şey yapacağız. Bunlar kabine. Hepsinin adı kabine. Şimdi kabine, yani atanarak bakanlık görevine gelen insanlar devletine tabi, devletinin tariflediği görevi yapan insanlar. Doğru mu? Yani bu insanlar, örneğin biri ekonomiyle ilgilenecek, biri maliyeyle ilgilenecek, biri adaletle, biri şehircilikle, biri ulaştırmayla, birisi işleriyle ilgilenecek, öyle değil mi? Ama o 17 kişiye artı bir diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, siz İstanbul'a gidin, ben oraya bir aday atadım ama aday baş edemiyor. Siz 17'niz bir olun, yetmez ben de gelirim, ekleme alışamayız. Yok. Bak güzel konuşuyoruz. Peki, ben de diyorum ki, İsterseniz 17 artı 1 olun. Bir de adayınız var ama ya adayınıza ayıp ediyorsunuz. Adayınıza yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'a toplanıp gelerek adayınızı bence aşağı çekiyorsunuz. Olmaz. Yazık değil mi? Yazık. Bak bırakın aday mücadelesini versin. Ama toplanıp gelmişler. Şimdi ben size ne yapacağımızı söyleyeceğim. 31 Mart'a kadar 17 artı 1 artı aday bu ekibe karşı topyekun, nasıl biliyor musunuz? Güler yüzle hep birlikte çalışıp komşularımızdan, akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, telefonla arayacağınız komşunuzdan, iş arkadaşınızdan,
sevgili dostum Ümraniye Belediye Başkanı adayımız, benim sevgili dostum Aykut Erdoğdu'ya Ümraniye'de oy istemeye hazır mıyız? Peki, ikinci, şimdi biz çok uzun zamandır birlikte siyaset yapıyoruz. Dertleşiyoruz, tartışıyoruz, fikirlerimizi çatıştırıyoruz. Niye biliyor musunuz? Doğru yolu bulmak için. Bizim birbirimizle olan anlayışımız şu. İnanılmaz deneyimli bir insan Aykut Bey, kendi mesleğinde ve eğitiminde. Benim de kendi sürecimde deneyimlerim var. Deneyimlerimizi bir araya getirip biz güç birliği yapıyoruz, güç birliği. Ortak akım mekanizması kuruyoruz. Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Gücü de yetkiyi de bir kişiye veriyorlar. Ankara'ya bakıyorlar. O yap derse yapıyorlar, yapma derse yapmıyorlar. İmza at derse atıyorlar, imza atma derse atmıyorlar. İradesiz bir ortam var ediyorlar. Onlar bir kişiye bağımlı, biz bir ekip arkadaşı olarak milletine bağımlı insanlarız, milletine. Şimdi buradan şuraya geleceğim, şunu söyleyeceğim. Sevgili hemşehrilerim, siz az önce dediğim gibi Aykut Başkan'ın için Ümraniye'de çok çalışırsanız dedi ya, ben bu şehrin kentsel dönüşüm sorununu biliyorum. Son terime kadar bu işin çözümü için samimi bir şekilde gece gündüz çalışıp bu işi en yüksek seviyeye taşıyacağıma söz veriyorum dedi. Doğru mu? Ben de bütün İstanbul'da bu köprü sorunu belli bir yol haritasına koymuş, belli bir başarı elde etmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak hem tüm İstanbul'un hem de Ümraniye'nin Aykut Erdoğdu Başkanımızın işbirliğiyle bu ülkede kentsel dönüşüm sürecini en nitelikli seviyeye taşıyacağıma bütün İbraniyeliler huzurunda Aykut Başkan'ınla birlikte söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Şimdi bu bizim iş yapma biçimimiz, iş yapma ahlakımız. Anlaştık mı buraya kadar? Hatırlayalım. Bir, Aykut Başkan'ımı seçiyoruz. Tamam mı? İki, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu seçiyoruz. Tamam mı? Yetmez. Üç, Ümraniye'de Cumhuriyet Halk Partisi listesinin meclis üyesi olarak seçiyoruz. Tamam mı? Şimdi sonra ne oluyor biliyor musunuz? Biz İstanbul'a Ankara'dan misafir gelen bu 17 artı 1, yani Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi artı aday, onlara ne diyoruz biliyor musunuz? Sizi ağırladık, sizi misafir ettik. 2019'da sizi 23 Haziran'da yanlış yaptığınız için 806 bin kez misafir ettik. Şimdi ondan daha fazla sayıda misafir ediyoruz. Ve sizi Ankara'ya yolluyoruz. Nereye? İşinizin başına. Gidin enflasyonu düşürün. Doğru mu? Emekli maaşını arttırın. Doğru mu? 3600 ek göstergeyi çıkarın. Doğru mu? Peki yetmez. Mülakatı kaldıracağız dediniz. Namus sözü verdiniz. Mülakatı kaldırın. Doğru mu? Onları görevinin başına yollayacaksınız. AK Parti'ye oy vermiş benim kıymetli hemşerilerim de onları İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu ile uğraşacağınıza gidin ekonomiyi düşürün, ekonomiyi yerine getirin, ekonomiyi düşürün diye onlar bile, AK Partili hemşerilerim bile
getirmek için Ümraniye'de Aykut Erdoğan başkanıma İstanbul'da da bu kardeşinize oy verecek, göreceksiniz.